küresel piyasaların odaklandığı ABD istihdam verileri. Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve makroekonomik veriler piyasaların odağındaki yerini koruyor. Pfizer'ın 2020'de dağıtmayı planladığı aşı miktarında tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle kesintiye gitme kararı aldığı haberleri piyasalardaki risk algısını arttırırken ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketlerine ilişkin iyimserlik devam ediyor. ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a pakette ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğini işaret etmişti. McConnell ise yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketlerinde anlaşma sağlanması için umut verici işaretler olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanabileceğini söyledi. Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat Dışı Endeksi Kasım'da aylık 0,7 puanlı azalışla 55,9 değerini alarak 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığını işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 56 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken dolar endeksi gerilemeye devam ederek 90,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Dün JANS endeksi %0,29 ve Nasdaq endeksi %0,23 yükselirken S&P 500 endeksi %0,06 değer kaybetti. Avrupa tarafında ise Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Artan COVID-19 vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirler nedeniyle Avrupa Merkez Bankası ve hükümetlere yönelik teşvik beklentileri de devam ediyor. Dün Almanya'da DAX endeksi %0,45 ve Fransa'daki CAC 40 endeksi %0,15 gerilerken İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,42 değer kazandı. Avro-dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2176'ya çıktı. Böylece bu hafta paritenin artışı %1,5'i geçti. Asya tarafında ABD ile Çin arasındaki gerilimin tekrar artması ve bazı yaptırım kararları sonrası bugün piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Shanghai Birleşik Endeksi %0,1 ve Güney Kore'de CAPS Endeksi %1,1 değer kazanırken Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %0,2 değer kaybetti. Asya piyasalarındaki petrol fiyatları ise petrol ihraç eden ülkeler örgütü ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun Ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil arttırma kararı sonrası %2 yükseldi. OPEC Plus tarafından mevcut durumda uygulanan günlük 7,7 milyon varillik üretim kesintisi Ocak ayı itibariyle 7,2 milyon varile düşürüldü. Açıklamada OPEC Plus ülkelerinin bankalarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere gelecek ay itibariyle her ay düzenli olarak toplanacağı ve üretim artışının günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde belirleneceği kaydedildi. Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı 49,7 dolardan işlem görüyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1340 ve 1360 seviyelerinin direnç, 1290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.